merhabalar. İyi pazarlar diliyorum. Merhaba Cahil'cim, ne yapıyorsun? Vallahi ne yapalım, pazar günümüzü güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Yaptığımız bir şey yokken çok güzel, çok mutluyuz, huzurluyuz. Evde olmaktan. Tebrik ediyorum seni. Sen de öylesin. Air Jordan mı giyiyoruz? Evet, Nike. Ya basket, basket adı işte. Havalı olsun diye Air koydum. Süper. Çünkü bizler basketbola emek vermeye çalışan insanlarız. Evet. Gelelim Cem abicim günümüze. Şimdi bildiğin üzere bir açıklama yapıldı. TBF tarafından dendi ki basketbol liglerini biz kapattık. Tamam, çok güzel, kapattınız. Bu kapatılmalı mıydı? Ben kendi fikrimi söyledikten sonra senin fikrini merak ediyorum. Şimdi dünyada hiçbir Euroleague veyahut da NBA tarafından bir açıklama yapılmadı. Yani biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız demediler. Peki NBA veya Euroleague şunu derse, biz biliyorsunuz Türkiye'de bizim ÖNEG liglerinde yaklaşık Eylül ayının son haftası gibi geçen sene başlamıştı. Yine Eylül ayının sonlarına doğru başlanır. Bu da yaklaşık 4 aylık bir süreç demek. Ondan sonra 4 aylık süre içerisinde benim aklıma gelen şu. Biraz karar acele oldu diye düşünüyorum. Çünkü birçok insanın emeği, birçok koçun emeği, birçok sporcunun emeği, katkısı var. Ve bu katkılar tamamıyla hiçe sayılmış oldu. Evet, U grubunu tamamen kapatabilirsin. Sesim biraz zayıf görüyor Cengiz'im. Sesim şimdi nasıl? Yani aynı, zayıf geliyor biraz. Zayıf geliyor. Ses nasıl arkadaşlar? Rica edebilir miyim? Sizler duyabiliyor musunuz? Senin ses ayarın yani yüksekte düştü mü? Sesim açık. Evet. Neyse, duymaya çalışıyorum. Yok, eğer duyamazsan ben girişik yapacağım çünkü önemli bir konuyu konuşacağız. Yani TBF ve bununla ilgili senin yorumlarını özellikle... Yazsın arkadaşlardan biri istersen. Ses gayet iyi diyorlar. Tamam o zaman, benim kulaklarda problem var demek. Ya estağfurullah. Yani... Abi sen 40 diyeyim, 40 mıydı, 41 miydi? Bu sene mi 40 ile gördün? Eylül'de 40 olacağım, yeni dolduruyorum. Evet, TBF şimdi bir açıklamada bulundu ve herkes ekmeği nereden kazanacak bunu öncelikle merak ediyorum. Onu bir söyleyeyim sana. Sorularından birisi ekmek nereden bulunacak, nereden alınır, bir onu öğrenmek istiyorum senden. İkincisi, ben şöyle bir karar verirdim. Farz edelim ben TBF'nin başındaki insanım. Veya TBF demeyelim bunu da Fransa'daki federasyonun başındaki adamım. Ben şöyle bir karar veririm Fransa olarak. Arkadaşlar bekliyoruz. Ben Ağustos ayı içerisinde Temmuz'da hazırlıklarınıza başlayın. Ağustos ayı içerisinde ligleri hızlandırmış bir şekilde 6 maç mı kaldı? 6 maçı bir hafta 10 gün içerisinde oynayacağım. Herkes ne yapacaksa bütün gayretini göstersin. Ardından 15 gün, bilemedin 20 gün ara vereceğim ve normal 2020-2021 sezonuna da hayırlısıyla başlayacağım. Ben böyle Fransa olarak böyle bir karar alırdım. Bununla ilgili biraz senden yorumları merak ediyorum. Çünkü neden sen bu işin içinde ne olursa olsun sporu seven ve katkı veren bir insansın ama bundan da senin gibi para kazanan çok insanlar var. Bu koçlar ekmeği nereden alırlar? Ligler nasıl olmalı? Mesela benim bildiğim kadarıyla senin Meksika Balıkçılar Birliği'ne üyeliğin var. Orada nasıl kararlar alındı? Ondan biraz bahseder misin? Bir de uzay ve havacılık. Baba bizde av yasağı var şimdi Meksika'da. Biz şeydeyiz, Pasifik tarafındayız. Ne çıkıyor? Hamsi mi çıkıyor? Lüfer mi? Levrek mi? Ondan sonra hamsiye benzer bir şey var ama daha şey yapamadık. İsmini koyamadık. Şey mi? Marmara cinsi mi? Karadeniz cinsi mi? Yani küçük mü büyük mü? Konuya vakıf olamayanlar biz ulan ne diyor bu manyak herifler diyebilir. Onun için... Şeye gelelim, normal sadete gelelim baba bize en iyisi. Tamam abi, olur. Sadete gelelim. Şimdi peki ben sana bir soru sorayım. Bu her kafadan bir ses çıkıyor. Bu ligler, alınan kararlar vesaire günler. Kimsenin bir öngörüde bulunma şansı yok. Baba yarın ne olacağı belli değil. Yani bir kere tam anlamıyla çözülemeyen, hala muallakta olan bir virüsün tartışması yapılıyor. Bir sürü
komplo teorisi var biliyorsun. Her kapıdan bir ses çıkıyor. Ondan sonra onun için yani bu plaj mevsimi ne zaman açılır? Oteller açılmalı mı? Hamama gitmeli miyiz? Berberlerin durumu ne olacak? Bilmem ne. Yani nereden baksan sıkıntı. Koçlar ekmeği nereden? Şimdi birisi kalkar der ki baba fırınlar açık niye bunu dert ediyorsun der. Kavga çıkar. Onun için buralara girmeyelim. Tamam mı? Şimdi bir kurum bu gündemle ilgili, gelecekle ilgili bir karar vermeden önce mutlaka birilerine danışıyordur veya birileri etki ediyordur buna. Özellikle Bilek. sermaye piyasası. Tamam mı? Bir düzen var. Bir ekonomik düzen var. Şimdi bu düzenlerden bazıları hani bizler mesela işte 3 kuruş maaşımızı düşünüyoruz. Ne olacak? Yarıya mı inecek? O işte emekli maaşına mı kalacağız? Herkesin kendine göre bir tasarrufu var. Bazı sermayedarlar da bazı çarklar da bundan belki bizden fazla etkilenecekler. Yani anlatabiliyor muyum? Asgari indirmek için bu zararı asgari indirmek için yeri geliyor baba sağlık mı halkın toplumun sağlığı mı onu düşünemiyor. Evet. Farkında mısın? Peki Buradan bile şöyle bir şey. uzaklaşıyor. Şimdi Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar var baba. Ve arkasına işte kulüplerde bu testler pozitif çıkıyor. Buna rağmen baba neyse işte şeyleri hasta olanlara ayırırız kalanlarla devam ederiz falan gibi. Yani hiçbir aklı selim adamın kullanamayacağı bu adam federasyonun başındaki bir insan. Yani buna birisi mi söyletiyor, mecbur mu kalıyor? Benim aklım almıyor arkadaş. Yani orada insanların testi pozitif çıkmış. Muhtemelen işte bu adamlar biliyorsun antrenmanlara başladılar bir şekilde ligler başlayacak diye öyle veya böyle öyle değil mi? Ondan sonra ve Başladılar. bakıyorsun neredeyse üçte biri pozitif çıkmış veya bir kısmı. Bunun diğerlerini bulaştırmış olma olasılığı da var. Tamam mı? Kalanlarla mesela kalanlar eğer 4 kişi kaldıysa mesela yarın bir gün Beşiktaş Antalya spor maçı 4 kişiyle mi oynayacak herifler? Yani o maçı ne Evet. yapacak? Böyle yani aklım almıyor benim. Nasıl böyle bir karar? Diğerleri de diğer federasyonlar da zaten o Futbol Federasyonu ilk aldığı karardan sonra gelen toplumsal tepkiyi gördüler. Onlar da istemeye istemeye böyle bir karar verdiler bence. Çünkü onları da işte mesela ismini söylemiyorum şimdi bu bahis oynatan şirketler bilmem ne. Bunlar da mutlaka baba siz ne yapıyorsunuz? Bak şimdi iddia kuponlarına hadi isim verelim artık ağzımızdan çıktı. Şey oynanıyor ya Habeşistan Ligi işte Evet. Filipinler bilmem ne öyle değil mi? Oralara kalmış adamlar. Sen Aynen şimdi öyle. adam Türkiye'deki ikincilik takımlarını bilmez. Sor mesela bir kuşağa şeyi biliyor herif. Mozambik ikinci ligini biliyor ya. Adamlar takip ediyor demek ki. Güzel yani. Ben şöyle bir fikir geldi benim aklıma. Malum biliyorsun AVM'ler hani açıldı. Büyükte bir talep var. Ben bu basketbol sahalarının ve futbol sahalarının ve voleybol sahası gibi sahaların AVM içine alınması istiyorum. Daha mantıklı gibi geliyor bana AVM'lerde oynanması. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani AVM'ler açılabiliyorsa... Sen de az değilsin ha. Yok, AVM'ler konusuna geldim. Yani, peki sana başka bir şey söyleyeyim. Bu Zoom programları var ya mod oldu Zoom. Evet Kız evet isteme basketbol Zoom üzerinden birliğinin de var olabilir mi? biliyorsun. Kız Ne isteme olabilir? mesela. Kız istemeler Zoom üzerinden. Bence Olabilir mi? yakında film de çekebilirler. Çekebilirler. Tabii film de çekilir. Kız da istenir. Düğün yapılıyor zaten abi. Yani kız niye istenmesin ki? Zoom üzerinden değil mi? Tabii Zoom üzerinden düğün yapılıyor. O yüzden Zoom bence üzerinden yani AVM'lerde farklı bir basket sektör sahalarını açalım geliştiriyorsun biz. diyorsun. Yani biz Mantıklı. bu programları nasıl daha sağlıklı kullanabiliriz? Buna bir kafa yormak lazım. Evet, mantıklı. Yani ben kafa yordum, bana AVM mantıklı geldi. Yani bayağı bir AVM sayımız Şimdi geniş. sana bir şey söyleyeyim mi Cihangir? Biz Evet. konuya gireceğiz kıvranıyoruz farkındaysan. Ben de. Şimdi çok farklı bunu daha evvel de söyledim sana. Herkes de zaten farkında. Belki
insanlık tarihinin en büyük trajedisi yaşanıyor. Kesinlikle. Biz de bu hikayenin içindeyiz. Yani zaman zaman işte gırgır şamata yapıyoruz, yapmak zorunda kalıyoruz. Akıl sağlığımızı korumak için belki. Çünkü hakikaten sıkıldık. Evet. Ve yarın ne olacağı belli değil. Öyle bir belirsizlik insanı daha çok geriyor. Artı her şey, yani bu süreci atlattın, sonra ne olacak? Yani başımıza ne gelecek? Bıraktığımız şeyleri yerinde bulabilecek miyiz? Yani zaten kendi sektörümüzden bahsedecek olursak zaten bir sıkıntı yaşanıyordu. Yani ilişkiler konusundan başlayarak, hani sağlıksız ilişkiler, yani o yozlaşma, ne var, her şeyin sonuçta bir menfaat var sonunda. Anladın evet. mı? Yani evet. Bir pasta var. O pasta giderek küçülüyor ama o pastaya taliplerin sayısı giderek fazlalaşıyor. Şimdi bu makas iyice açılacak. Pasta iyice ufaldı. Oraya talipler, işsiz kalanlar, çaresiz kalanlar daha da arttı sayı anlamında. Tamam mı? Bu neyi götürüyor? Getiriyor. İşte o pastaya talip 100 kişi var. Hadi bunlardan 5 tanesi çok sağduyulu, sakin, iyi niyetli insanlar diyelim. Ama geriye baba açlık her şeyi yaptırıyor biliyorsun. Yani karakteri bile erozyona uğratıyor. Tamam mı? Zaten bu yaşanıyordu. Ben 10 tane bakarsın bir masada oturuyor insanlar. Hepsi arkadaş baktığın zaman. Sarmaş dolaş. Herkes birbirine hayat hikayesi anlatıyor. Herkes birbirine övgüler düzüyor. Aynı adamlar ayrıldıkları zaman 2 saat sonra arkalarından söylemedikleri lafları bırakmıyorlar. Bu değil mi abi güzel? Hani buna itiraz olan varsa baba sen ne diyorsun? Asla öyle değil. Diyen varsa aşağıya yazsın. Abi ben senin arkandan mesela onu yapmıyorum. Şimdi bu daha da beter olacak. Tamam işin bu tarafına bakalım. Biz bu tarafına bakalım. Bu sıkıntıdan sağ salim çıktık diyelim. Daha beter şeylerle karşılaşacağız bana göre. Ben biliyorsun esirgemem lafım yani söylerim. Varsa da tartışacak. Bunun aksini iddia edecek. Bana söyleyebilir. Artık kimse... Soru sorabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz. Sıkıntı değil. Herkes sonuçta belirli bir fikre sahip. Burası bir özgür var. Şimdi, ülke. Şey yaptık biliyorsun. Sen de katılıyorsun. Basketbol Birliği çatısı altında haftada bir iki kere biz bu basketbolu hakikaten değer katan insanlarla, koçlarla özellikle veya işte basketbol sektörünün içinde olan daha diğer değerli insanlarla programlar yaptık. Antrenörlerle buluşma üzerine. Ondan sonra bunun için bir grup da kurduk. WhatsApp'tan o linkleri paylaşalım bilmem ne. O şeyde çünkü sosyal medya üzerinden paylaştığın zaman oraya sızmalar da olabiliyor. Ondan sonra aynen. Botlar veya virüsler neyse işte ne diyorsan ona. Sen daha iyi biliyorsun. Onun için biraz daha öyle minimize ettik. Seçmece yapıyoruz bir anlamda. Şimdi bunu yapıyoruz. Burada ben sen de dikkat etmişsindir. Her şeyin toplantının söyleşinin başında uyarıyorum insanları. Hani burada kimsenin gıyabında burada bir laf etmesin. Siyasi bir yaklaşım olmasın. Kişi kurumları zedeleyen bir şey çıkmasın. Burada basketbolu konuşalım. O gelen konunun işin nispetinde sorular soralım. Ama en fazla da gırgır şamat yapalım. Hani vakit geçsin, birbirimizi görelim falan filan. Bu. Onunla, yani bunu bir grup insan farklı, kafası farklı çalışan, kafası öyle yani kötü niyete alışmış. Anlatabiliyor muyum? Art niyetli. Böyle evrilmişmiş. Çünkü hani bir laf vardır ya, kahpe Bizans diye bir laf vardır biliyorsun. Artık bu oturmuştur bu deyim. Kahpe Bizans. Bir insanlar bu Bizans'ın niye öyle bir şey aldığını, sıfat aldığını, o zamanki o dönemin Bizans'ın niye öyle bir sıfat aldığını, hani bir şeydir mesela Dallas, kahpe Bizans'ın ikinci versiyonudur. Dallas dizisini hatırlayanlar baksın. Amerikan versiyonu. Ondan sonra evet, bizim... Amerikan versiyonu. Aslında onu ilk önce Reşat Nuri Güntekin yazdı biliyorsun. Aşk-ı Memnu diye. Dallas sonra C.R.'da bunu arakladı. İlk defa Amerikalılar bizim bir şeyimizi arakladı baba romandan. Ondan sonra iç çekişme. Neyse ya ben böyle kafam niye gidiyor? Farklı konulara gidiyor.
Ondan sonra böyle evrilmişen insanlar var, kafa buraya basıyor. Hani ulan bu bir şey dedi herhalde bana dedi. Böyle bir eylem var veya böyle bir şey var orada, birliktelik bilmem, demek ki altımızı oyuyorlar. Baba senin hani insanın zikri neyse fikri de olur derler ya. Kardeşim bak, birazcık tarih bilgisi olan, bak ta şeyden başla, mitolojik devirden başla, birazcık tarih bilgisi olan, tarih derinliği olan insan bütün bunları yiyip tuttuktan sonra şu kanaate varır. Devran her zaman değişir. Her zaman. Doğru. Suratlar her zaman değişir. Her, hani şöyle de bir yaklaşım vardır. Gelen gideni aratır diye. Tamam mı? Sen yani onu şeye söylersin. Neyse ya, boş ver. Ne diyorsun? Var mı orada soru? Evet, soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sorularını yöneltebilir. Herkes değil kalsın. Yani insanı kimse kendi evrimleştiği mental kafaya, rahatsız, sağlıksız kafaya çekmeye çalışmasın. Herkes aklı selim davransın. Anlatabiliyor muyum? Herkes. Anlıyorum da. Yani bu biraz... körüne kötünün peşinden gitmenin, körü körüne sana aba altından sopa gösterenin aslında, şöyle herkes sağlıklı bir düşünsün. Neyin ne olduğunu sağlıklı bir düşünsün. Baba, hadi A ve B var diyelim. Tamam mı? Onların istediği olsun. A ve B. Tamam mı? A muktedir. Şu an için muktedir. Erk. Ya da güç. Tamam mı? Şu an için. A. Tamam mı? Evet. Sen ne yaptın? Ne yapıyorsun? Neyi iyileştirdin veya neyi kötüleştirdin? Neyi, insanları nasıl böldün? Bir takım şeyleri nasıl yozlaştırdın? Neyin peşindesin? Senin için önemli olan ilk etapta menfaat mi yoksa hizmet mi? Yani bunları bir sorgulasın insanlar. Biraz da öz eleştiri yapsın. Biraz empati yapsın. Tamam mı? Çünkü bunların, bu hesapların görüleceği zamanlarda gelecek. Herkes herkesin farkında ama büyük bir çoğunluk her konuda, bak bu her konuda böyle. Büyük bir çoğunluk aman benim şurada iki kuruş para kazanıyoruz veya kazanacağız. Ona da bir hal gelmesin başına. Ondan sonra bize de ekşimesinler falan diye susan çok ciddi bir kitle var. Tamam mı? Biraz da cengaver insanlar da var. Kendi yüreğine inanan, kendine inanan, ondan sonra gözünü karartmış, hakikaten emekçi insanlar da var. Dile getiren hislerini, ama büyük bir çoğunluk böyle. Bir de rüzgar gülleri var. Rüzgar gülleri. Baba seni biraz Cihangir şimdi orada herhalde şuraya yürüyor. Baba yarın öbür gün bunun perde daha berrak, tamam mı? Arkada da mor perde var. Bak ne güzel. Fonu da yapmış. Buradan bir ışık görüyorum ben. Mor bakmana gerek. Ondan sonra burada bir ışık görüyorum. Biraz Cihangir'e yanaşayım. Yarın öbür gün bir sıkıntı olursa ondan sonra öbür tarafa yanaşırım falan diye. Böyle rüzgara göre hareket eden tipler. En sağlıksız tipler. Aslında ortada bulandıran, bu sağlıksız ortamı yaratan, kışkırtan tipler de bunlar. En nefret ettiğim tipler. Herkes net olsun, net. Net. Hepimiz aynı gemide ekmek yemeye çalışıyoruz. Ama bak birisinin kuyruğuna bassın. Kimse, o biraz önce aynı masada birbirine övgüler düzen tipler var dedim ya. Yani öyle bir şey var ki akıl alır gibi değil, neyse ya. Var mı? Menfaat çekişmesi abi. Şu anda ne yazık ki insanlar bazı noktalara yakın durarak, bir de onların fikri kendi fikri olmadığı halde kendi fikriymiş gibi bir trene benzetiyorum. Önde bir lokomotif ama lokomotifin o birbirlerine bağlantıları sağlam değil. Kimisi yolda böyle işlerine gelmedi mi bırakıveriyorlar. Sonuç itibariyle şu anda günümüzde alınmış olan kararlarda ciddi bir şekilde basketbola bence çok acil verilen bir karardı. Tabii sorabilirsiniz bu arada. Sorular serbest arkadaşlar. Şöyle toparlıyorum. Yani bu şekilde erken bir karar alınarak biz Euroleague'e örnek olamayız. NBA'de örnek olamayız. Bizim öncelikle onları örnek almamız daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Evet, bir pandemi var, kabul ediyoruz. Bir hastalık var, yine kabul ediyoruz.
Ama artık kontrol altına Allah'a şükür bir şekilde alındı. Devletimiz bunu bir şekilde bilim kuruluyla birlikte başardı. Ama ve lakin ben kararın çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu kararın bekletilmesi gerekiyordu. Daha liglerin başlamasına 4 ay var iken bu kadar emekler, hadi büyük takımların parası vardır vesairesi vardır. Dün ismi önemli değil, Efes'ten bir koç arkadaşımla konuştum. Hala daha maaşlarını alıyorlar ve Efes'e teşekkür ediyor. İyi ki Efes'teyim diyor. Fakat aynı durumda olmayan ne yazık ki birçok lig takımı var, parasını ödeyemediği, parasını alamayan insanlar evde 1.000 lira parayla geçinmeye çalışıyor. Bu sektör böyle ayakta kalamaz. Birçok insan bu işe küsecek. Limon satacaksa gidecek, limon satmaya başlayacak. Biz sokakta hani eskiden mühendislerle karşılaşırdık da şimdi mesleğin neydi? Abi eskiden koçluk yapıyordum. Bunlarla karşılaşıyoruz. Evet, bir soru vardı herhalde. Ben o soruyu hemen sana okumak istiyorum. Midil Hakan sormuş. Cem hocam sevgiler. Sence buradan sonra Türk altyapısına ve Türk oyuncularına önem ve projeler gelir mi? Yoksa kervan yürümeye devam eder mi? Yani destek gelir mi diyor bu grubu. Ya daha doğrusu altyapıya. Midil'e sevgiler benden de. Çok sevdiğim çalışkan koçlardan biri. Şimdi sen hep elit seviyeden başladın ya Euroleague binden. Aslında baba kimse şu anda yani Türkiye'de basketbol sektörü için olan çalışan, antrenörlük yapan insanların %90'ına yakını neredeyse altyapıyla mesai harcıyor. Kendi okullarında, kulüplerinde, okul şeylerinde, basketbol okullarında neyse. Bu ciddi bir sektör var ve bu insanlar aslında kendi bölümleri için cevap arıyorlar. Biz ne olacağız? Altyapı ne olacak? Yani kulüplerin yapısı tabii orayı da etkiliyor bir şekilde ama ondan sonra senin şimdi Anadolu Efes örneğinde olduğu gibi bu tip kurumsal müessese kulüpleri artık isim yapmış, marka olmuş bir yere kadar tabii ki o dengeleri korumak durumdalar. İtibar kaybetmemek için. Tabii ama onlar da yani bu süre uzadıkça onlar da bir şekilde kayba uğrayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Belki bundan 2 ay sonra işte oradan da farklı bir haber gelmeye başlayacak belki. Tamam mı? Ama evet. Zaten kulüplerin birçoğu bu pandemiden önce de bu salgın yokken de sıkıntılar yaşamaya başlamışlardı. Ben hatta sezon sonu birçok kulübün basketboldan eline yani çekebileceğini ya da bütçesini zayıflatacağını düşünüyordum. Çünkü öyle bir ekonomik şey vardı zaten darboğaz yaşanan, hatırla. Tamam mı? Bu biraz tuz biber ekti. Artı bu kararı alacaklar için de emsal şey oldu ha. Yani bahane oldu. Bak ben sana söyleyeyim. Bahane olmuş olabilir. Yani bugün ben bu işi en iyi planlamasını, bütçe planlamasını en iyi ben yapıyorum. Bu arada mikrofonu kapatıyorsun herhalde abi elinde. Göreceksin. Şimdi şey yapacak. Bütçelerini hafifletecekler en iyi yapan. Yani eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Onun için herkes ayağını yorgun. Bak bir de şu var. Hatta biraz önce konuşuyordum bir koçla, telefonla. Şimdi bazı oluşumlar, bazı organizasyonlar da sanki bu yani bu tabii uç bir örnek de bu tip daralmaları, ekonomik daralmaları veya bu tip ekstrem durumları öngörmüşçesine her zaman ayağını yorgununa göre uzatmışlardır. Hani fırsatları bile varsa da o çok dengeli gitmişlerdir. Şimdi onlar çok fazla yıpranmayabilirler. Tamam mı? Biz zaten mesela biz Yeşim Spor Kulübü olarak ondan sonra biz de açılabilirdik. Biz de biliyoruz A takım kurmayı. Şimdi bakıyorum mesela geçmiş döneme, geçen sene, ondan önceki seneye. Ulan zırt diye bilmem ne spor. Birincilikleri. Süper Lig'de. Ne altyapı var, ne bir geçmişi var, ne kendine ait bir öz kaynak var geliştirdiği bilmem. Ona buna avuç açıp ondan sonra bütçe yapan. O firmanın da bir ay ödeme yapmadığı zaman işte oyuncuların antrenmanları protesto ettiği. Yok mu bu örnekler? Ve kapanan bu şekilde kapıya kilit. Ulan yazıktır, günahtır kardeşim, yapmayın. Bak buraya nüfuz eden insanlara bak. Nüfuz edip burada kandırdığı kitlere bak. Yani basketbolun neresinde bu adamlar? Tamam mı? Ondan sonra. Neresinde? Sesin yine gitti abi mikrofondan herhalde. Benim mi?
Düzeldi şimdi. Evet, şimdi düzeldi. Düzeldi. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Böyle sakat başlayıp ölümle sonuçlanan ilişkilere dayalı organizasyonlar. Bunun çok örneği var. Liste yap. Giriyorsun Uşak, Konya, yap böyle listeni, tamam mı? Nerelere sen zarar uğratmışsın? E şimdi atıyorum, şimdi Giresun mesela. Giresun. Baba, bakıyorsun şimdi. Örnek ya, veya başka bir şey. Artvin, o da lig dedi işte. Veya Uşak diye, tamam mı? Orada bakıyorsun, yani senin şehrine ait bir tane oyuncu yok. Senin şehrine ait. Tamam mı? Oradaki insanlar tamam geliyor, basketbol izliyor bilmem ne. Tamam mı? Birileri sponsorluk yapıyor, şu bu. En çok oradan işte menajerler nemalanıyor. Nasıl bir işse. Sonra iki sene sonra bir sebeple kapanıyor. Para yok, pul yok. Olmaz tabii kardeşim. Sen nesin ya? Kimsin daha? Ya neresinesin işin? Yani anlatabiliyor muyum? Bu altyapın yok bir kere. Senin altyapın yok. Bir geçmiş yok. Altyapı olmazsa temel yok demektir. Binayı yapıyorsun, üzerinde altında temel yok demektir. Garip şeyler. Şimdi bunları artık kimse yemesin. Kimse yemesin artık. Zaten onlar da artık dilleri mutlaka yanmıştır bir şekilde. Uzak dururlar. Herkes... Bu arada Meytun Hanım geldi. Atalı sorar ki Cem Hocam'ın kendi kulübü bu dönemde küçülmeye gidecek mi? Biz zaten küçülmüştük zaten. Ayaklarımız yani, yorgana göreydi zaten. Küçülmüş derken. Yani tabii genel koordinatör olarak bunu siz biliyorsunuz daha iyi. Bu yapıların, bak bu örnek modellerin hele hele bundan sonrası için çok geçerli olacak. Model anlamında, örnek model anlamında çok geçerli olacak organizasyonların aslında sunum yapması lazım. Tamam mı? Baba sen bu iş, bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bugün işte ben şampiyon oluyorum, bu kadar A takımda şu var, bu bilmem neler yapıyorum diyen, ne bileyim İstanbul'dan bir kulübü mesela, tamam mı? Getir Yozgat'ta, al baba burada yap hadi inşaat, aynı inşaatı burada yap. Tamam mı? Yapamaz. Ha, üret, burada bul, buradan seç okullardan, üret, yap bakayım. Bizim yaptığımız şey yapsın mesela. Mesela benim yaptığım işi, yıllardır benim yaptığım işi, 40 yıldır neredeyse, benim yaptığım işi yapsın bakalım ya. Yani yapsın, emek versin. En sıfırdan bir çocuğu bulsun, ona emek versin. Bu var, bir böyle bir sektör var, emekçi grup, bunu yapanlar. Bunların birçoğu o çocukları bir şekilde kaptırıyorlar. Hani sen şimdi X takımı oradan buradan oyuncu topluyor aşağıya. Bak ne güzel üretim yapıyor falan diyorsun yani. Evet. Diyorsun ya. Şimdi örnek isim vermeyelim şimdi. Diyor ki adam, biz diyor işte şu tarihte diyor burada şu yaş grubuna seçme yapacağız diyor. Türkiye'nin her yerinden çocuk geliyor veya onların daha evvel tespit edip temas kurup tespit ettiği çocukları davet ediyor, geliyor falan. Ondan sonra çocuklar oraya bin bir umutla geliyorlar. İşte atıyorum mesela Gaziantep'ten bir kulüp oraya iki tane çocuğunu göndermiş. O da işte eğer orada oynayabilirse ya da oyuncuyu oraya satabilirse hem kendine biraz bütçe ediyor veya gurur duyuyor falan filan. Neyse işte herkesin beklentisi farklı. Şimdi oradan bakıyorsun oraya yüzlerce, binlerce çocuk gidiyor, müracaat ediyor veya bilmem ne. İki tane çocuk kalıyor A takıma veya genç takıma en sonunda, tamam mı? Ama hepsi umutla gidiyor. Geriye kalanlar ailesini bıraksın, belki kulüpte bilmem ne hiç temas etmeden sen böyle yanlış bir ilişkiye girmişsin. Kulübü o işin esas sahibini atlayarak direkt ailenin orayla kopmasını sağlıyorsun. Çocukta büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyorsun. Vesaire vesaire. Bu tarafını istatistiği yapan var mı? Düşünen yok. Baba bak burada ciddi bir kitle var. Tamam mı? Şimdi %99'dan fazla bir sayı o bahsettiğim. Yani %99'dan fazla. Baba yani şöyle söyleyeyim. Herkes kendine bir toprak bulsun. Domatesini, salata. Böyle bir sürece giriyor muyuz biz artık? Yani yavaş yavaş girdik denebilir kulüpler yani. Kulüpler de bunu yapacak abi artık. Arka bahçede yetiştirecek diyorsun. Kulüpler de bunu yapacak artık.
Böyle bir hikaye var. Cihan Amasyalım anlattı. Kim anlatmış tam hatırlamıyorum. Mesut Hocam anlatmıştı. Ya her gün sebze, her gün sebze, her gün sebze yiyoruz. Ondan sonra demiş ki ya hiç et de mi yok falan diye şey yaparken ya diyor bir gün diyor hadi arka taraflara dolaşalım diyor. Boşluktayız diyor. Antrenman yok, bir şey yok diyor. Bir geçtik diyor. Arka taraf komple diyor. Domates, biber, patlıcan, mersem diyor. Arkadan toplananlarla yapılıyormuş diyor kulüpte. Böyle durumlar yaşanmış. Demek ki bu bir örnek. Çoğalması lazım bunların. Düzelecek mantıklı. Ama ya. Düzelecek mantıklı, de biz mantıklı. Benim en büyük korkum bütün dünya milletlerini yapılarına, mental yapılarına, DNA'larına baktığın zaman en çabuk unutan milletiz biliyorsun değil mi biz? Bak, tabii canım yarın bitsin bu yolda dolaşım en bitti. Çok, en çabuk unutan milletiz. Bu da biz dedik ya. Biraz o cengaver tarafımızdan geliyor ama bize yani atın ölümü arpanın olsun hesabı. Aynı şeyi söyleyecektim. Aynı ama şeyi söyleyecektim. O var bizde. Bu da bir takım şeyleri unutmamıza sebep oluyor. Bize deseler ki mesela bugün televizyonda biraz sonra dese ki baba herhalde azaldı. Şimdi ölüm sayıları da azaldı. Entübeler de şu karaya, şuraya düştü. Muhtemelen yok gibi falan deseler baba. Ondan sonra o sen baba Muhittin abi neredesin nasıl özledim seni gel öpüşelim falan. Biz başlarız yani. Biz başlarız abi. Hiç sıkıntı yok. Öyle, öyle değil mi? Bizim yapı bu. Öyle. Öyle. Yapı öyle. Bu. Şimdi bir... Ne zaman başlar altyapı çalışmaları? Demiş. Ondan evet onu okuyacaktım ben göre, de şimdi. Şimdi desek ki gene işte bir kararname var. Herhalde o tavsiye niteliğinde mi? Veya yasallaştım bilmiyorum işte. 1 Haziran'da salonlar hangi salonlar? Berber salonu mu? Düğün salonu mu, fitness salonu mu, spor salonu mu? Hayır, AVM iç abi. Kulik salonu mu, ne salonu mesela, o yazmıyor. Mesela herkes birbirine soruyor. Ne salonu baba? Ondan sonra... Şu anda belirsizlik has safhada zaten. O konuda bir şey diyemiyorum. Yani her sektörde bir belirsizlik var. Bu da normal. Ama ben belirledim. Yani basket, en azından spor alanında belirsizliği kaldırdım. Yani en güvenli ortam AVM olduğunu düşünüyorum. Ve AVM'lerde oynayabiliriz dedim. Go-kartları kaldıracağız orada. Bowling salonlarını da kaldıracağız. O bölümleri biz sahaya çevireceğiz abi. Kapalı spor salonu. Daha mantıklı geliyor bana. Hatta ben bir tane kiralayayım diyorum ya. Hani çocuklar gelsin. Ücretsiz oyun oynasınlar. Toplarını verelim. Diye düşünüyorum. Vallahi ben... Bir soru daha gelmiş. Neyse sen cevap veremedin. Orada takıldım biliyorum. AVM'lere gitmeyi sevmediğini biliyorum ben. Emirhan Bey sormuş da Cem Hocam sisteme göre oyuncu mu? Oyuncuya göre sistem mi? Ha, bu şey yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan mıydı? Öyle bir güzel bir soru bence. Ne diyorsun bu konu hakkında? Sisteme göre oyuncu mu? Oyuncuya göre sistem mi kuruluyor? Oyuncu diye bir şey. Senin zaten herkes onu ne anlamda sorduğunu bilmiyorum. Yani onun vazgeçemediği bir sistem veya biraz önceki konuşmaya bağlıydı herhalde. Mesela ben şeyden hatırlıyorum. Bazı koçlar da biz veya eğitimlerde bazı koçlar şey yapar. Kendi hani kendi felsefelerini ya şeyi unutturma da. Programın sonuna doğru biz şimdi bu elini kapattın şey elini kapattın mikrofonu. Geliyor mu şimdi? Şimdi geliyor. Neyi unutturmayayım? Zoom üzerinden yaptığımız programları artık eğitime çevireceğiz. Basketbol altyapı eğitimine çevireceğiz. Antrenör eğitimine. Çok mantıklı. Çok güzel olacak. Onu da söyleyeyim şimdiden. Yani ben 2003, 2004, 2005 çocuklardan uygun görürsen de onlardan da oraya katılım sağlayabilirim demek adına. Ne diyorduk ya? Karıştırdım. Evet. Ne diyorduk? Sistem. Oyuncu mu oyuncu sisteme göre mi? Şimdi onu söylüyorlar şimdi. Diyor ki biz diyor takımda diyor benim bir arkadaş anlatıyor işte oradaki antrenörlere eğitimde anlatıyor. Biz takım olarak diyor şeyi tercih ediyoruz diyor. Biraz daha hızlı hücum, hızlı basketbol, daha pressure defans, işte agresif defans bilmem ne. Mantıklı. Tercih ediyoruz diyor. Ya kardeşim bu tercih değil ki. Bu temenni değil ki. Temenni değil ki bu. Olması gereken bu zaten. Yani kim öbür B planı varken veya öbür alternatif varken bunu tercih etsin. Şimdi onun karşılığı ne? Ağır basketbol. Yürüyerek basketbol. Daha yumuşak defans. Bilmem böyle bir tercih var mı? Zaten oynanması gereken hızlı basketbol. En artılarını düşün.
etaplarını düşün. Yani sen, basketbolda bir takım unsurlar var seni hedefe götüren ya da kazanmaya götüren. Öyle değil mi? Ön plana çıkaran, evet, takım olmanı sağlayan, evet, kazanmanı sağlayan bir takım unsurlar var. Bir kere insanlara zul gelen, oyunculara, takımlara zul gelen şeyler. Sen şimdi, ben antrenöre de onu söylüyordum. Sen şimdi bir oyuncu olarak bir oyuncuya da sorabilirsin bunu. Yani evet, şut mu atmak istersin, savunma mı yapmak istersin? Ya ayıramazsın ki. Hepsini yapmak ister. Hayır. Yani hangisini tercih edersin? Hep anlatabiliyor muyum? Yani şut atmayı tercih eder. Yani öncelikle. Yani bu antrenör de bu kafada çünkü. O da oyunculuktan gelmiş. Bilmem ne sorun. Ona göre olması gereken her ikisi de. Ya mesela maç mı yapmak istersin? İşte hep sana mı versinler istersin? Dribling mi yapmak istersin? Rebound mu yapmak istersin? Box out mu yapmak istersin? Turnike mi atmak istersin? Hep bak, işin zul tarafları yani işte pik yapmak, koşmak, geriye koşmak, defans yapmak, kat etmek, rebound yapmak, box out yapmak, bilmem ne. Tamam, işin zul tarafları. Onun için. Anladın herkes mı? Zul tarafları yani. Şimdi antrenör de bir kafada olduğu için bunları genellikle pas geçiyor antrenmanlarda. Ya sıkmayayım şimdi herifleri, söylenmesinler, bilmem ne. Zaten kendi de aynı şekilde evrimleştiği için. Anlatabiliyor, evet, muyum? Daha var. Evet. Bunu tekrar, evet, tekrar. Ondan sonra kalkıyor maçta, diyor ki o niye rebound yapmadı? Niye rebound yapmış? Deliriyor herif kenarda. Herif dönse bir gün dese ki ya arkadaş ne zaman rebound çalıştık ki bana bağırıyorsun dese, ne diyecek lan? İşte diyemiyor. Çocuk da diyemiyor zaten. Anladın mı? Baba niye box yapmıyorsun? Bak herif tependen aldı diyor. Oğlum bak herifin videosunu çek. 2 ay boyunca bir kere herife box out'la ilgili bir temas olmamıştır antrenmanlarda. Sonra onu talep ediyor. Gibi. Tamam bak, bunları konuşacağız. Detaylandıracağız drilleriyle o eğitim programlarında. Şimdi yani sistem derken, sistem sen otur böyle baştan aşağı yaz. Biz nerede hata yapıyoruz? Ben nerede dangalaklık yapıyorum? Tamam mı? Nereleri pas geçiyorum? Nerelerde ben kendimi aldatıyorum? Onları bir topla ilk önce. Neler bana da zul geliyor? Bunları topla. Yani bu yaş grubuna, eğer altyapıdan bahsediyorsa, bu yaş grubuna en uygun antrenman formatı, planlaması ne olmalı? Yaz sezonunda, kış sezonunda, eğitim bölümünde, bilmem neyse, onları yaz. Aslanlar gibi çalış basketbolun doğrularını. Ama en çok o insanlara zul gelen taraflarına ağırlık koyarak, en fazla onları çalıştırarak. Tamam mı? Evet. Sen herkes bir şekilde şut atmayı öğrenir abiciğim. Herkes öğrenir. Herkes bir şekilde dribling yaparken topa bakmamayı, tamam mı, pas vermeyi öğrenir. Evet. Ama herkese sen savunma yapmayı öğretemezsin. Savunmanın kültürünü öğretemez, kültürünü. Savunma yapmak, beyler bak 3 dakika kaldı. Hadi baba, herkes anası babası için oynasın, bilmem. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Milyonlar alan heriflerim ben. Bu milli takımına dair, bak milyon alıyor herif, milyon. Milyona imza atan adamların. Sen hiç Singapur liginden, bir tane Şili liginden, tamam mı, Ekvador'dan, Paraguay 2. liginden falan, bana bir tane örnek, bak çalış bunu, ev ödevi veriyorum sana, çalış. Molada milyona imza atan herifler diyor ki koç söz mü diyor, söz diyor. Bak söz diyor ya, hani söz vermezse herif kafasına göre takılmaya devam edecek. Hani bak diyor ki herif, baba herkes diyor anası babası için diyor, benim için diyor, ulan gözünüzü seveyim diyor. Allah ne murazı, ya iş buraya gelmiş ya. Bak iş buraya gelmiş. Sen hiç bu eğitim değil artık yani. O paraların %1'ini bile almayan bir banka personelinin banka saati, açılış saatinde banka önünde kambiyo, işte döviz işlemleri falan toplanıp da baba bak bugün hiç hesapta hata yapmayalım, döviz kurlarında şu şekilde belirlenecek, o gelene kadar bilmem söz mü, söz deyip bankaya girdi mi, böyle bir şey var mı ya? Ulan işin bu senin. Söz. Tamam mı? Sen yapacaksın abi, eksiklerini yapacaksın. Bak eksiklerini, defeklerini, eksiklerini, yokluklarını, boşluklarını bunlarla kapatıyorsun baba. Biz motivasyon dediğimiz saha içi konuşma, maç öncesi konuşma, işte devre arası konuşma, bilmem ne temaslar var ya, garip garip temaslar. Evet. Biz böyle kapatıyoruz. Allah kitapla, bak ben sana söyleyeyim, vatan milletle yapmanın ne sistemi? Sistemi herkes kendisi
kendi doğrularına göre değil. Yani basketbolun belli bir doğrusu var zaten. Bunu koyacaksın şablonu önüne, antrenmanlarını doğru yapacaksın, doğru drillerle yapacaksın. Oyuncu zaten bunu adapte olacak. Ne oyuncuyu antrenmanı sisteme göre oyuncu. Sanki çok şansın var da. Yani oyuncu yağıyor damdan gökten de sanki bilmem ne. Kendi sistemini herkes oyuncu olur abi. Sen doğru çalışıyorsan herkes oyuncu olur. Bu arada bir de basketbol öğrenir. Özür dileyerek bir soru daha var. Bu arada Poto Arkası yayından sonra canlı videoyu paylaşacağız tabii ki. Basket merkezi kısmını kesip paylaşmayı düşünüyoruz. Siz de paylaşabilirsiniz. Size de herhalde bir hakaret söz konusu oldu yayında veya üstünüze gelme konusu oldu. Evet, bu arada efendim bu B merkezi dediğimiz yer var ya, Mert Genç, bu eskiden bir kanal açmış vesaire de şimdi herkese böyle çomak sokmaya çalışıyor. Onu sen özel bence konuş, arayıp konuş, boş ver, şey yapma. Karakter yapısı pek ona müsait değil abi de, neyse dediğini yaparım ben. Seni bir abi olarak anlıyorum, konuşmak her şeyi, kapısını nasıl açılacaksa gösterir. Bu arada senin bir unutmadan deminki anlattığın sisteme ben ricacı sistem dedim. Lütfen Allah rızası için hadi filan 3 dakika kaldı ailen için. Ricacı bir sistem oluşmuş. Evet, bir alt yapı oyuncusu olarak soruyorum. Set hücum mu? Transition hücum mu? Koç olarak tercihiniz ne? Transition hücumun önemi nedir? Evet, transa geçtim. Derken kaç yaşında? 2003'lü abi. U18'de oynuyor. Yani bir sene daha kalmış genç takımının bitmesine. Aynen. Aynen. Ondan sonra şimdi set sonra hücumu Finito işte. Sonra basketbolu bırakacak işte. 18-22 yaşında olacak. Açıklaması bir saatlik açıklaması var onun. Yani o şimdi transition dediğin geçiş oyunudur. Şimdi sen fast break takımın fast break özelliği, hızlı hücum özelliği ne kadar kuvvetliyse, yani sen onu ne kadar geliştirmişsen takımda, ya bunların hepsini bak o eğitimlere katılsın bu çocuklar, bunlar da katılsın, anlatalım. Şu anda çok güzel bir şey, bir detay. Senin ne transition'a ne sete gerek kalmadan belki istatistiğe baktığın zaman maçın büyük bir bölümünü hızlı hücumlarla bitirirsin. 2'ye 1 ile 3'e 2 ile 3'e 1 ile neyse. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra. Şimdi transition dediğimiz geçiş oyunu, fast break deniyorsun. İşte sayılar eşitleniyor, vazgeçiyorsun, bitiremiyorsun yani. Olmuyor. İşte 4'e 4 oluyor, bir saniye sonra 5'e 5 oluyor. O fast break hücumu gerçekleşmiyor. Ama sete geçmeden önce sen transition ile ilgili ya stabil ya farklı, yine set gibi numaralara bağlı veya topu ilk alan pozisyonun uygulamasına bağlı değişkenlik arz ediyor transition oyunları. Orası geniş, tamam mı? Transition oyunu. Transition bir anlamda cezalandırmaktır. Yani dengesiz defansı, sayılar eşitlenmiş bile olsa, savunma oturmuş gözüküyor bile olsa, tamam mı? İşte ekstra bir katla, ekstra bir pas, ekstra bir ampenetre pasla veya bitirmeyle cezalandırmaktır. İnsanlar bu bilinçle değil. Transition'ı geçiş oyunu bir set gibi algılıyorlar. Başka algılıyor, evet. Anlatabiliyor muyum? Bunları ciddi açıklamak, anlatmak lazım board üzerinde. O sorunun da yanlış olduğunu o çocuk da fark edecek. Tamam. Bir de şey diyeceğim. Şimdi bu seminerlerle ilgili daha önceki konuşmamızda da belirtmiştim. Türkiye'de bir bilgi eksikliği açığı var. Yani açlık var çocuklarda. Eğitimleri istedikleri gibi alamıyorlar. Şimdi mesela sen burada bir detaya bahsetmek istedin ama tam böyle hani derinliğe inemedin. Ha, bunu yapmak ama için bence yapacağın o programları ben o konuda sana gönül birliğiyle %100 destek vermeyi taahhüt ediyorum. Çünkü bizim grubumuzda detaylandırmak lazım. Biz yaklaşık 5000 kişiyiz. Bu 5000 kişinin içerisinde 3500-4000 civarı bizim gençlerden oluşuyor. U10'dan itibaren U18 yoğunluğu olan bir hani kanal olarak görev yapıyoruz. Çok iyi bir sistem olur. Onu yaptığınız anda haftalığa döndürebilirsiniz abi. Ben de çocuklarımıza bunu yayarım. Siz de mental bilgileri diyelim artık. Hani mental bilgileri çocuklarımıza verip bir seminer havasında olur artık. Bir ders havasında olur. Ya ben de on numara. Şey yapmadık. Antrenöre yönelik olacak. Ama çocuklar da faydalanır. Katılmak isteyenler
şey yapabilirler, katılabilirler. Ama orada izleyebilirler. Çünkü antrenörlerin sorularına cevap vereceğim ben. Oyuncularla antrenörleri orada çok fazla karşılaştırmayalım. Ama işte sen nasıl uygun görürsen, ama o zaman bunu başka bir kulvarda da düşünebilirsin. Yani şimdi bak, sen bugüne kadar çok ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Ben işte ben yapacağım altyapıda. Şimdi mesela Cihangir, dinliyorum abi. Yapılan yanlışlardan biri, benim zaman zaman eskiden yakın zamana kadar bazı insanlarla ters düştüğüm, eğitimlerde ters düştüğüm yanlışlardan biri. Şimdi altyapı ya da basketbol antrenör eğitimlerini, özellikle seminerleri, evet, seminerleri, diğerlere de kategori kategori ayrılıyor kurslar, kurslar bölümü. Orada bile bir takım şeyleri çok iyi planlamak lazım. Hani kim neye, ne kadar neye hakim, veya sen şimdi atıyorum D kategorisi antrenörsün. Evet. C kategori, üçüncü kademe dediğimiz C kategori kursuna gidiyorsun. Şimdi sana orada kim eğitim veriyor? Belki 30 senedir altyapıyla hiçbir mesaisi olmamış veya hiç mesaisi olmamış. O kategoriler, yani senin hakim olacağın, senin mesai harcayacağın kategoriye uygun, uygun hiçbir çocuğun omuzuna dokunmamış hayatı boyunca. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse kim karar veriyor? Yaptık. Bak, bu orayı geçtim şimdi. O ayrı bir konu. Şimdi seminerlerde, antrenör seminerlerinde ne gelen insanların %90'ından fazlası altyapı antrenörü. Doğru mu? Evet. Bak, altyapı antrenörü %90'ından fazlası diyorum. Sen orada o ters düştüğümüz konulardan biri o. Sonra zorlayarak 2 senede bir şey yaptırdım. İşte uluslararası altyapı, hatırlıyor musun? O var şimdi. Evet. Var mı yok mu bilmiyorum, takip etmiyorum. Yok galiba. Neyse. Yok şu an. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ondan sonra evet. Ya adam, çocuk Gümüşhane'de bir okulda antrenörlük yapıyor. Adana'da bir kulüpte kendi organizasyonunda antrenörlük yapıyor. Birisi Konya'dan geliyor, birisi ne şehirden geliyor, birisi Zonguldak'tan geliyor Antalya'ya veya Kuşadası'na seminere. Tamam mı? Bu çocuk, evet. Bu çocuk senin katılım parası, nerede kalıyor, ne yiyor, ne içiyor bilmem. Zaten adamların durumu belli, tamam mı? Dedim ki bak, bunun da savaşını verdik. İnşallah bir gün bu da gerçekleşir. Başka daha bu konuya hakim insanlar gelir bir gün. Ondan sonra işte senin federasyona çok güzel işler yapıyorsun, sponsorlar buluyorsun. Ama o sponsorların bir kısmı da buralara sponsorluk yapar da o çocuklar da o mali yükten kurtulur. Tamam mı? Şimdi sen oraya o uluslararası antrenör seminerlerine işte Cihangir Sel antrenör semineri desen, baba gel buraya sponsor ol. İşte şurada 3 tane özel uçak yapmayalım da 4 tane yurt dışı yapmayalım da 2 tane Boeing'i avantajlarla doldurmayalım da 2 tane de böyle hizmet edelim desen bu sponsora birine, kimse hayır demez, sana söyleyeyim. O çocuk da oraya 1000 lira 500 lira neyse işte vermekten, o çocuğun maaşı o ya. Şimdi aynen. Bak ben sinirlenmeyeyim. Bak o çocuğun maaşı. Aç kalanlar var. Şimdi halden anlamayan. Ben biliyorum. Aç kalanlar var. Kafalar. Bak sıfatları ve sen de tabii, senin televizyon daha o beep gelişti mi sende, o beep var mı? Yok değil mi? Vallahi yapabiliriz.
Ben yapabilirim yani de. Ondan bu sonra ilksiz gidiyor. Desen kimse hayır demez. Bu orayı da geçtim. Orası da düzelmesi gereken. İnşallah bir gün daha merhametli o dengeleri, o bütçe dengelerini daha iyi kullanan, sponsor gelirlerini daha hakkaniyetle kullanan birileri gelir. Ben inanıyorum buna. Çünkü geçmişten evet, yapılanlar ondan sonra kimsenin de bir daha aynı hatalara düşen sanmıyorum. Aynen. Çok da değerli insanlar var. Neyse geçelim. Bir de. Ben geçtim. Adam oraya bu illerden gelmiş, bu kategorilerden gelmiş, tamam mı? Onların çok evet. Ciddi altyapıyla uygulamayla ilgili, bak biraz önce bir çocuk soruyor veya başka biri. Çok değerli, bak hakikaten çok yürekli. Ama aç abi, bilgiyi aç, o tecrübeye aç, bilmem ne. Neler var ben çok iyi biliyorum. Bak her yere gittim. Herkese biliyorsun temas kuruyorum bir şekilde, bilmem ne. Ararlar sorarlar, yardımcı olmaya çalışıyorum. O kadar yetenekli aslında, o kadar aç o bilgiye. İnsanlar, genç antrenörler var ki ya bu çocuğun başka şeylere ihtiyacı var bilgi anlamında, tamam mı? Sen şimdi orada herifi 2 saat 3 saat boyunca, ondan sonra Olympiakos'un Euroleague'deki bilmem ne felsefesini anlatma kardeşim. Anlatma abi, kimse kendini aldatmasın. Biz yaptık oralara, işte süsler astık, logolar, bayraklar bilmem ne astık, o bilmem ne de olmuyor bu işler. Tamam, kenar süsleriyle olmuyor bu işler. Olmuyor. Mikrofonu kapattın abi gene. Mikrofon kapandı. O kitleye uygun, hakikaten hedef kitleye uygun, onların altını dolduracak, onları dolu dolu geri gönderecek, dolu dolu geri gönderecek. İyi miyim? Geliyor mu ses? Şimdi geldi. Hiç mi duyulmadı? Yok, duyuldu biraz da çok kısıldı. Mikrofon kapanıyor herhalde elinde. Şu anda gitti. Şimdi geldi. Şimdi onları geldi. O bilgilerle donatmak zorundasın. Organizasyonları böyle yapacaksın. Abi bilgi donanımı çok çok önemli. Zaten biliyorsun, bilgi donanımı vermek için özellikle koçlara TBF Akademi Cengiz Kahraman sormuş. TBF Akademi ile ilgili görüşler neler hocam demiş. Hakemlerle ilgili sorular var. Yardımcı koçlarla ilgili sorular var. Altyapıdaki yabancı antrenörlerin çalışmalarının yasaklandığı ile ilgili ne düşündüğünüz soruları var. TBF Akademi birinci sorumuz. Şöyle bir şey yapalım abi. Bir 5 dakikalık süreç var. TBF Akademi ile ilgili düşüncelerini belirtirsen ondan sonra tekrar açalım. Diğer soruları da bir cevap alırız eğer istiyorsan, müsaitsen. TBF Akademi? Haberin yok mu? Şey mi diyorsun? O yayınları mı diyorsun Federasyon? Federasyon evet. Var, yeni bir şey açtı. Yani koç eğitimi mecbur kalındı biliyorsun, bu duruma mecbur kalındı. Ondan ama 100 lira aidatı var. Ha? Bildiğim kadarıyla 100 lira parayla alıyorsun eğitimleri. 100 TL mi ne yatırıyorsun? Başka soru yani, var mı? Hakemlerle ilgili bir soru olacak. Altyapı, üst yapı diyelim artık onlara da. Hakem arkadaşlarımız nasıl değerlendiriyorsunuz? Der Yalçın Moğol. Meftun Hanım der ki yardımcı koçları Cem Hocam için ne ifade ediyor? Onlardan antrenman öncesi ne bekliyor? Meftun Hanım der ki bunu bize söyleyebilir mi? Hakemler ve yardımcı koçlar. Sana 3 dakika veriyorum abi. Hakemler... Hatırladın değil mi? Zoom'da sen diyorsun. 3 dakikan var abi. Aynen. Doğru söylüyorsun. Zamanı halletmek için mecbursun onu yapmaya. Evet. Hakem, ama hakem gerçekten de 3 dakika kaldı. Hakemler bizim deri nimetimiz. Ben hakemlersiz yapamam. Ben cevabı aldım. Hakemlersiz yapamam. Ya geçen de... Yalçın abi de biliyordur herhalde. Hakemlerle Yalçın. İlgili. Evet. Yani tıpkı antrenörler gibi, oyuncular gibi işini çok düzgün yapanlar da var. Çok eksik olanlar da var. Ben kimsenin kötü niyetli olduğunu inanmıyorum. Var ama var. Yani böyle tuhaf. Mesela herif kendi bölgesinde yani 50 bin kişinin yaşadığı böyle küçük iller var ya mesela. Ben küçümsediğinden söylemiyorum. Evet. Orada baba Kral Faruk gibi olmuş. Öyle evrilmişmiş, tamam mısın? Yani bir gün dışarıya çıktığı zaman orada zaten iki tane kulüp var. Çinko Spor'la Bakır Spor diye iki tane kulüp var. Zar zor böyle. Bir tanesinin kulüp başkanı muhtar, öbürkünün ki manav.
böyle kulüp. Ondan sonra bunu da hakem yapmışlar. O bölgeden de hakem olsun diye. Baba burada bir havaya girmiş o. Şimdi Kral Faruk ya. Ondan sonra şimdi bunu ulan bu şehirden de oraya işte yarı finallere bir tane hakem gitsin falan diye oradaki il temsilcisi falan biraz zorluyor. Gidiyor. Sanıyor ki oradaki gibi davranabilecek. Böyle tuhaf tipler var ha. Bak. Ben çok ilginç şeylerle karşılaştım. Onu yapamayan ne yapıyor biliyor musun? Altındakine yaptırıyor pislik pis işleri. Özür dileyerek yani ben hakemleri kınamıyorum. Bazı şahıslar olarak diyorum. Ya nasıl diyorum ya, nasıl antrenörler içinde, oyuncular içinde veya menajerler içinde iyisi de var, kötüsü de var, ahlaksızı da var, düzgün insanı da var. Her sektörde olduğu gibi orada da var. Kim onun sahibi, başkanı? Oradan itibaren sorgulamak lazım bir takım iyileştirmeleri de belki. Anladım. Evet, arkadaşlar ilginize alakanıza teşekkürler. Tahminime göre bir 300. Ne dedin? Yardımcı antrenörleri. Mevlüt Hoca der ki yardımcı koçları Cem Hoca için ne ifade ediyor? Onlardan ne bekliyorsun antrenman öncesinde? Antrenmanlara zamanında gelsinler. Bir. Onlar senin için ne ifade ediyor? Onlar biz 5 yıldır. Biz hepimiz aynı takımın üyeleriyiz. Ben Allah'a şükür mesela altyapı şeyde çalıştığım süre içinde böyle yardımcı antrenörlerden hiç tuhaf bir insan olmadı. Çünkü onlar bana iner. Ben onlara güvenirim. Hepsi saygılı, çok son derece sempatik, dolu dolu çocuklar. Hiç öyle bir sorunum olmadı benim ya. Ben de onlara o zaman saygılı... ben bir toparlayacağım. Son bir dakika çünkü şöyle toparlayalım. Bu bir ekip çalışmasıdır. Ekip iki gruptan oluşuyor. Bir idare grubu. Koçlar ve yardımcı koçlar işte havlucusu vesairesi diyelim hadi genel tutalım. Bir diğer grupta oyuncular. Bu iki ekibin birleşmesi bir bütünü oluşturuyor. Bu ekip güzel çalışırsa da güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğitimleri de güzel alıyorlar. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir tespitimi söyleyeyim mi? Dinliyorum. Şeyin toplumun yapısından bahsedeceğim. Toplumun erozyona uğramış yapısı. Her ne kadar bu farklı bir, yani baktığın zaman geneli farklı bir sektör, basketbol hep bizi ilgilendiren bir bölüm bile olsa. Ben şimdi mesela böyle her akşam bu saatlerde Instagram'da şeyler oluyor ya böyle birebir sohbetler. Ondan sonra evet. Yaptığım gibi. Şimdi bakıyorum mesela bir erkeğe giriyorum. Bu kim? O ne? Kim de kim falan anlamıyorum yani girmeden. Onunla bakıyorum. Abi bir denk geliyorum bazen. İşte bizde mesela hani ben bunu dert ettiğimden falan söylüyorum. 25 kişi öbüründe abi toparla 10 saniye kaldı. 19 kişi bilmem ne. Abi bir bakıyorum manken Ayfer. Tamam mı? İlk defa görüyorum. Diye bir tip. 1600 kişi. Ya bu nasıl bir kafadır arkadaş ya? Ya biz Covid olmayan da kim olsun arkadaş? Biz AVM'leri açmayan da kim az? Lafını unutma abi. Sorularınız varsa yine sorularınızı alacağım. Ben Cem abiyi tekrar davet ettim. Biraz hani nıhına mıhına der Cem abi. Nıhına mıhına artık bilmiyorum ne olduğunu göreceğiz. Sesim ben... daha iyi geldi. Demin tahmin ediyorum sana telefon geldi abi. Sen onun ne oladın? Telefon gelince bu sistem sesi kapatıyor. Karabük'ten selamlar. Bu arada son söylenen bir soru da şuydu. Yabancı antrenörlerin altyapıda çalışmasıyla ilgili kaldırıldı mı izin? Yani çalıştırılmayacak bundan sonra. Öyle bir haberim yok. Yabancı antrenör var. Zaten hepimiz Fransız olduğumuz için basketbola Fransız olmuşuz. Yabancıyız hepimiz. Abi sen Meksika'da oturuyorsun. Niye bana böyle diyorsun ki? Hem balık işiyle uğraşıyorsun. Olta ne kullanıyorsunuz? Zoka. Tamam. Hepimiz yuttuk mu? Estağfurullah. Hayır yani şey değil canım ben senin açısından demedim yani. İran'dan selamlar ya. Hatami sormuştu. Omid Hatami sordu bu arada bu soruyu. Kim o? İran'dan Omid Hatami soruyor. Bu yabancı koçların çalıştırılmaması ile ilgili altyapılarla ilgili. Yasak gelmesin.
Herhalde o ben de gelmişti de. Omit yasakmış. Zaten sınırlar kapalı aman abi aman. Oyuncu olarak gelebilirsin bak. Oyuncu olarak değiştirebiliriz. Yok. Değişiriz abi. Yok karşıyım. Babacım Türk ya. Milli takımında evet. Türk milli takımında sadece Türkler oynar. Türk milli takımında sadece Türkler antrenörlük yapar. Türk evet. Milli takımında, milli takımlarında neyse yani bütün milli takımlarda, Türk milli takımlarında Türk'ün dışında herhangi bir unsur bulunamaz. Türk milli takımlarında prim, para, ıvır zıvır, menfaat söz konusu asla olamaz. Yönetmelikte mi yazıyor? Benim kırmızı çizgilerim bunlardı. Benim kırmızı çizgilerim bunlardı. Ha, senin yönetmeliğinde. Pardon abi. Çok özür dilerim. Evet. Tamam. Yani değiştirme alamayacağız mı? Bu arada Omit yazmış şunu belirtmiş. Resmi belge aldım federasyondan ve 5 senedir Ankara'da doktora yapıyorum hocam demiş. Aferin. Tebrik ediyorum Omit. Ya, güzel. Tebrik ediyoruz bu arada. Benim bir demin sorum vardı hocam size de. Ben o konuyu atladım. Aklıma da gelmedi şimdiyim o kadar konuşmanın üzerine. Ya ben takıldım şeyde çünkü AVM'de basket oynanmasına takıldım da. Kiraya kaçabilirler onu düşündüm. Yani parasını çıkartır mıyız acaba diye düşünüyorum. Sen niye takıldın AVM'lere destek alabiliyor muyuz? Efendim? Niye takıldın sen AVM'lere bu kadar? Gitme abi. Akıllı adam. Abi açık. Hayır ama basketbol nerede oynayacağız? Basketbol bekle biraz daha sabır göster. Orada basketbol mu oynuyor abim ya da? Orhun Mevlüt Bey demiş ki nedir bu Türklük kompleksi? Rekabet güzeldir demiş. Tabii herkes bir hiciv konusunda artık uzmanlaştı. Haklısınız ya doğru söylüyorsun. Orhun fazla Kıbrıs Rum kesimine geçip geliyor ya fazla oradan o şey. Daha olimpik ruh taşıyor öyle evrilmişti. Orhun'u severim. Ondan sonra... Öyle mi? Abi o mevzulara hiç girmeyelim. Orhun Bey rahatlamanını biliyor bence. Evet. Seninle ilgili. Cem Koç, Bogdan Tanyevic görevde olduğu zamanlar hakkında neler düşünüyordu? Shane Larkin, Will Beck'in milli takımda oynaması hakkında ne düşünüyor? Bunun cevabını verdi zaten Efe. Kim kendi o? Yönetmeliğinde yine Efe sordu bunu da. O bölümü kaçırdı herhalde. Senin Efe mi? Evet abi. O çok seviyor. O esasında bir Bursa'ya gelirse veya sen buraya gelirsen o koçluk yapmak istiyor. Bu yolda bayağı bir eğitimler vesaireler izliyor da tabii mental bölümle ilgili durumlar farklı. Yani bazı şeyleri aşılamak lazım. Bilgilendirmek gerekiyor. Ben o heyecanını onu çok seviyorum bu arada. Bu arada Orhun Bey sizi sevdiğini belirtiyor. Ben de onu seviyorum. Sağ olsun. Peki, şimdi ben şunu soracağım. Soru aklıma geldi abi. Diyelim ki önümüzdeki 15 gün içerisinde EuroLeague açıklamasını yaptı. Dedi ki, biz hızlandırılmış bir şekilde Ağustos ayı içerisinde bunu seyircisiz maçları oynatıyoruz. Ve yenilikleri de Eylül'ün bilmem kaçında başlatıyoruz derse, federasyon geri adım atar mı? Hani Ergin Ataman da söylemişti biliyorsun yani biraz erken bir karar oldu diye. Geri adımı atma şansı var mı? Yani bu imza atılırsa bu bitmiş mi oluyor? Alınan kararlar değişebilir. Mesela benim aklıma şu geliyor. Futbol Federasyonu bir hafta 10 gün sonra baba tamam biz vazgeçtik diyebilir. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani bu sektör ciddi bir sektör diyeceğim. Hadi spor sektörü. Fakat şöyle bir durum var. Basketbol formunu ben her zaman ayrı tuttuğum için zaten Basketson TV olarak bu yola çıktım. Basketbol sektörü kaç bin kişilik bir camia, kaç kişiyi etkiliyor? İnsanlar şu anda ya bir karar değişse de başlasa da hani biz bir iki ay daha beklesek filan. Arkadaş. Herkes böyle bir umudu var şu anda. Para kazanacak diye. Birilerinin akarı durmasın diye. Tamam mı? Eğer bir kişi ölüyorsa bak bir kişi bir yaşlımız bir hasım bir, evet. Bir vatandaşımız ölüyorsa yazıklar olsun. Bak doğru. Tamam bitti. Bitti. Tamam mı? Sen para kazanacaksın diye. Oradaki akar aman durmasın diye. Tamam mı? Birilerinin cebi dolsun diye. Eğer bir kişi zarar görüyorsa toplumdan bak en
ütopik şeyi söylüyorum rakamı ki bu rakamlar çok büyüyebilir. Çok içinden çıkılmaz hale. Sen ikinci bir dalgaya bile sebep olabilirsin. İnsanlar çünkü her gün vaka sayılarını bilmem takip ediyor. Umut arıyor. İyi şeyler duymak istiyor. Sen buna sebebiyet verirsen ki veriyorsun, vereceksin. Tabii. Vereceksin. Doğru. O zaman seni var ya kimse kurtaramaz kardeşim. Seni kimse kurtaramaz. Her kimsen tamam mı? Sosyal medyada bilmem ne de kalmaz o iş. Seni kimse kurtaramaz. Seni neyse ya. Yani hakikaten kazı altırtırlar. Ben bak bunu bu kadar söyleyeyim. Kabul ediyorum. Onun için o öyle demiş, bu böyle demiş. Ne zaman açıklanacak? Ulan Avrupa kırılıyor. Avrupa kırılıyor kardeşim. Sen bugün en medeni ülke dediğin, en sağlık sistemi bilmem dediğin ülkeler ondan sonra hani böyle bazı basın yansımalar oluyor ya işte bizdeki sağlık bilmem nesi daha kuvvetli. Yani ya koca Fransa, İtalya bilmem ne. Yani tamam heriflerin bir takım ihmalkarlıkları olmuyor. Baba her gün 500-600 ölüm vakası var ve yani cidden kırıldı herifler. Yani buradan şimdi Avrupa'nın göbeğinde ben bir buçuk ay sonra, bir ay sonra veya iki ay sonra neyse bu şeyi oynatacağım ligi falan. Ben aklı selim bir kapanı söyleyeceği şeyler değil ki bunlar. Baba neyi biliyorsun da neye göre konuşuyorsun? Doğru söylüyorsun. Yani. Zaten kimse de bildiği söylenemez. Yani hiçbir ülkenin başındaki yani insanlar sağlık Amerika'ya dönmüşler. Zaten çoğunuzun kadrosunun %50'si neredeyse Amerikalı oyunculardan oluşuyor. Tamam mı? Bunların da %80'ine yakın, %90'ına yakın da evine dönmüş. Sen kalk oradan gel. Bilmem ne. Yani akıl var, mantık var ya. Yani ne bileyim. Nasıl bir menfaatse arkadaş. Nasıl bir menfaatse hala kaşıyorlar. Yani bak bu futbol federasyonu bizim işimiz değil belki ama bu futbol federasyonunun ben birazcık böyle hani bir buz evde bir kaza gibi bir yere çarpacak. Tabii birileri etkilemiyorsa bunu diyecek ki bence 15-20 gün sonra ve Allah göstermesin başımıza bir şey geldikten sonra yani bu inşallah bu noktadan önce alınır bu karar. Vazgeçeceğini sanıyorum bu kararından, döneceğini sanıyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Yani sonuç itibariyle şöyle, bazı şeyler için ben erken kararı verildiğini söylememdeki sebep daha 4 ay gibi bir süre var ligin başlamasına. Yani insanların susması için bazı açıklamaların yapılmasından ziyade beklenip görülmesi ve ondan sonrasında reel kararların ne şekilde verilmesi gerektiğini evet, beklemek lazımdı diye bunları bahsetmeye çalışıyorum ama sonuç itibariyle durum ortada, durum bu şekilde. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa sorularını yöneltebilir. Onun dışında da senin de son söylemek istediğin, toparlamak istediğin bir şey varsa abi belirtebilirsin. Yani ya bir an evvel şu başlasa da, bitse de, bir şeyler başlasa. Ben tahmin ediyorum şöyle bir durum oldu. Diğer ülkelerin yaşadığını biz yaşamadık. Allah'tan güzel bir sisteme kontrol altına aldılar. O da ne oldu? Şimdi mahsus insanlar ufak ufak salınıyor ki kontrollü hasta olsunlar. Çünkü bunun antikoru vücudun geliştirmesi gerekiyor. Ve en son aldığım duyum, ciddi bir yerden almış olduğum duyum üniversiteden. Bu artık şeyin COVID'in şekil değiştirdiği, artık göstermiş olduğu etkilerin daha farklı, daha hafif olduğu semptomlarının artık ölümlere yol açmayacağı yönünde, bu da beni biraz mutlu etti. Doğru mu? Kimse bilmiyor. Bilim kurulu üyesi gibi konuşma ya. Basketbol bizim konumuz. Ama ben, kendim öyle hissettim bir anda. Basketbol etkiliyor ya ondan. Korkudan ne dediğini bilmiyorsun. Korkudan, COVID korkusundan ne dediğinizi bilmiyorsun. Aynen ya, ben bir buçuk ay sonra antrenmanlarıma başlıyorum, tamam mı? Ondan sonra ama biraz bir anda açılıyor altyapılar. Yavaş yavaş, yok o kadar acil değil. Daha tedbirli bir şekilde bir buçuk ay sonra başlıyorum. Ben programı yapıyorum. Bu herkesi çok seviyorum. Basketbola hizmet eden, gerçekten gönülden, yürekten emek veren, kimsenin dalına basmadan dürüst bir şekilde çalışan insanların hepsini çok seviyorum. O antrenörler içinde dediğim gibi formatı da bir iki tane daha koçla böyle bir program yapacağız. Sonra yavaş yavaş bu pandemi
devam bitse bile, pardon, devam edip etmek bitse bile şey yapacağız yani, programı yapacağız. Ha, bu hastalık bitmeyecek zaten yani, onun şeyi yok. İnfluenza diye biliyorsun, bundan önce grip var, hala devam ediyor. O yüzden senin yapacağın programlar sen, neyse. Abiciğim tamam hadi bitsin, hadi ben yemek yapacağım daha. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir soru daha var, geç girdim sorulardan. Basketbol Okullar Birliği paylaşımı yaptı spor okullarının açılacağı konusunda. Biraz Haziran gibi açılacak dendi, onun cevabını söyleyeyim. Koç Kuru Cem abinin altyapı antrenörlerinin veli iletişiminde kısaca önerileri nelerdi? Şimdi başlayacak ya biraz Haziran'dan sonraki, kimlere açılacak? Şimdi veli diyaloglarını nasıl, ne yapalım diye soruyor koçumuz. Velilerle konuşmasınlar, velileri almasınlar salonlara. Evet, elimiz yavaş yavaş sona geliyor. Baba velilerle sonra yapalım. Bak Zoom üzerinden herkesin veliler, ama göreyim ben onları. Basketbolcu velilerle ilgili bir program yapalım, ne olur, çok komik olacak. Vallahi bir şey söyleyeceğim, zaten veli konusu bambaşka bir dünya olduğu için yani bu arada TBF Akademi'de veli eğitimi de var. Yani onu da belirteyim. Merak edenler gitsinler, ama tabii bildiğim kadarıyla 100 TL yatırmanız gerekiyor. Veliler de şey, bir 100 lira borç atabilir misin bana? Ama orada 3 eğitim var. Ben 3'ünü de almak istiyorum. 300 lira rica edeceğim senden. Mesela biz anne baba, anneanne katılık 300 lira mı? Ama tek bir şeyden bakarsan olacak canım, o TBF Akademi'de öyle değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Ne bileyim yani, mesela peki bizim üst bu arada bir velim var abi, Ebru Özalt diye, bizden ne gördün Cem abi? Mikro'nun annesi ya, o kardeşim benim. Benim menajerim. Mesela üst katta da bir aynı takımdan veli var. Biz ikimiz 100-200 lira vereceğiz. Nasıl? Ben tam onu bir al, ya, şey yap. Tam üst ben... kat 100 verecek, alt kat 100 verecek. Kaç kişisiniz? Ama sen şimdi herhalde o üçünü almazsın, bir tanesini alırsın diye düşünüyorum. Ya yani antrenörlük eğitimini alırsın. O viziteye bir bak, sen bir incele de neyse. Tamam, olmazsa bir dahaki yayında bahsederim ya. Biz bunu pazarları zaten şey haline getirelim. Genel şöyle bir yarım saatlik bile. Rutine getirelim istersen. Biz de şeyde Meksika'da balık yakalamaya gideriz ondan sonra da. Eyvallah. Bu gidiş de öyle olacak gibi görünüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada bir duyuru daha yapacağım. Tekrar Harun abiyle biz görüştük. Gece saat 2 filan da herhalde. Tekrardan bir yayınımız daha olacak önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde, ama bu seferki konu biraz daha çocuklara yönelik olacak. Hani çocuklar ne yapmalı, günümüz koşulları nelerdir diye Harun abiyle bir programımız olacak, ama istersen seninle birlikte yapabilirsin abi. Ben sana şifreyi gönderirim. Ne o? Siz Harun abiyle program yaparsınız. Yani birebir tek tek. Yaptık. Niye beni çağırmadınız? Çok yaptık. İyi. Ama sen Zoom'da yaptın abi, grup olarak yaptın. Evet. Ben teke tek diyorum, bu şekilde insan üzerinden yapılacak. Ya tamam, valla abarttınız işte, ikili, üçlü, Zoom, yakın plan, arka plan, bıktım ya ben artık. Gideyim ben, abi yemek yiyorum. Kapat. Abi ver 100 lira. Kapat 100 lira. Abi hadi görüşürüz, herkese hayırlı akşamlar. Cem abiden aldığım son direktif üzerine onu öpüyorum kocaman. Kendine iyi bak abi, bu arada şu nasip. Vallahi billahi çocuklar bekliyor burada. Öpüyorum seni. Hadi hayırlı iftarlar. Sosyal mesafeli öpüyorum.